Bugün Türk Çağdaş Sanatı'nın sevilen isimlerinden Erkut Terliksiz'in atölyesini ziyaret ediyoruz. Gerçek ve hayalin iç içe geçtiği tuvallerin önünde son dönem hayatında ne var ne yok konuşacağız. Biz tabii hani senin sanatını çok seviyoruz, hani çok seven insanlar. Ve hep böyle şey oluyor, hani naif formlar, işte böyle daha eğlenceli, daha işte mutlu, işte renkler öyle pasteller. Böyle sanki o 2016'daki serginde ya ben bundan çıkmak istiyorum aslında. Hani sonuçta doğru. Böyle bir dark side'a kayan bir böyle kahramanların sanki oraya doğru gittiler. Çok doğru. Çünkü süreç, yani yaşadığımız, o dönemde yaşadığımız süreç çok karanlıktı. Evet. Yani dünyada öyle bir hala devam ediyor aslında. Yani tabii. Hani her an her, yani nerede bomba patlayacağını bilmiyorduk. Metroya binmekten korkuyorduk. Doğru, doğru. O süreçte resim yapmak da dan dolayı yani birçok, yani biraz da böyle şey, özellikle değil de öyle gelişti aslında. Evet. Yani o karanlık background'da geçme durumu biraz yaşadığımız durumdan dolayı öyle oldu. Bilinçaltındaki kahramanlar, yani işte konular falan yansıyor. Peki yani nasıl bir süreç başlıyor? Hani nereden başlıyor? Çok film izlediğini biliyorum, çok evet. Kitap okuyorsun. Hatta sabahları film izleyerek başlıyorsun. Evet, öyle bir sürecim var. Yani sabah hepsi kahvaltı ile beraber film izleme. Hepsi birbiriyle alakalı. Yani filmlerden çok etkileniyorum tabii ki. Normal gündelik hayatta olan biten her şeyden etkilendiğim gibi. Yani hayatın akışından, işte bu atölyeye girip çıkan insan benim resimde çıkıyor olabiliyor. Kapalı olduğum dönemler de oluyor. Çünkü sadece resim yapma isteği ve böyle o dönemler de oluyor. Ama işte o süreç bitince insanlar tabii ki geliyor. Ve o karşılıklı sürtüşme ya da hani karşılaşma resimlerde yansıyor oluyor. Resme başlamadan önce tamamıyla sadece resimde leke bırakmak adına biraz böyle action painting gibi, biraz böyle otomani, yani şey, otomatik böyle hani hiçbir kontrol dışı leke bırakma gibi böyle bir tavrı var resmin. Hepsinin başlangıcı öyle aslında. Hı-hı. Yani hani işte orada her şeyi fırlatma ya da hani boyayı fırlatma, hı-hı, akması. Sonra odaki lekelerden yola çıkarak hikaye kurgulama. Her seferinde kendi psikolojik test yapıyormuşsun gibi, Roşan testi yapıyormuşsun. Sürekli. Ben bunu zaten benim şimdi için büyük terapi aslında resim yapmak. Bazen resim yapmak istemediğimde o zaman da işte bozma, yani hani, hı-hı, o yüzden tahta, buluntu malzemeye istediğim hasarı verebiliyorum. Ha. Yani işte kazma ya da böyle işte yeni bir boyut için hasar verme, o resmin parçası haline geliyor. Şöyle de hep buluntu malzeme oldu, yani vardır benim. Hı-hı. Yani kartonlar, buluntu, işte kapak, mobilya. Ve o an elime ne geçerse nasibini alıyor oluyor. Peki şimdi bir çocuğun var artık. Evet. 6 aylık mı oldu? 6,5 aylık oldu. Çok daha lokum bir şey, evet, yani. Onun gelişi nasıl değiştirdi? Yani senin sanatını sence nasıl etkiledi? Şöyle, şimdi Uraz'la beraber böyle bir aşırı mutluluk gibi, hı, böyle bir durum var. Yani çok çok gülüyoruz. Ondan sonra da çok o serotonin mi bilmiyorum hani, ve fazladan bir enerji var, yani o enerji, o mutluluk ve fazladan üretme şeyi, yani yorulmama, üretme, hı-hı, ama işte aynı anda Uraz'la da ilgilenme. Böyle bir enerji, evet, şey biraz oldu. Oldu. Hatta resimlerde de şimdi mesela bir süredir yaptığım hani aza indirgeme, işte daha minimal vize etme durumu. Şimdi beyaz bir background gibi bir durum çıktı ortaya. Hı hı. O da işte gerçekten son böyle 7 aydır. Yani Uraz'la geldi. Uraz'la beraber diyebilirim. O böyle bir flashlight gibi böyle bir durum oldu. Formlarda da yani çok kadın var, çok korumacı kadınlar, hep kucağına almış kadınlar biraz falan. Biraz şey, duyguyla da resim yaptığım için o şey çıkıyor tabii. Yani çünkü Uraz'ı beklerken de vardı çünkü. Evet, bu başlamıştı, yani o hatırlıyorum başlamıştı o zamanlar. Çünkü o da işte bir aslında işte
psikolojik bir durum aslında. Yani hani dileğin ruh hali, onun ruh halinin bana yansıması ve onun da resme yansıması gibi bir durum oluyor aslında. Hani sen diyorsun ya, bir bazen en karanlık gibi görünen eser aslında benim en komik bulduğum. Burada biraz daha böyle bir aydınlık yere gidecekmiş gibi hissediyorum. Ama o çok ters köşede bir şey yapabilirsin evet, sanki. Evet, ters köşede olabilir tabii ki. Çünkü resme bakışım öyle aslında. Yani hani böyle çok aydınlık gözükenin aslında karanlık olabileceği ya da karanlık olanın işte çok komik ya da absürt olabileceği gibi böyle bir durum var. Şimdi son resimlerde şu benim de dikkatimi çekiyor. Biraz daha figürlerde bir netleşme var yani. Bakışla ilgili ya da ifadeyle ilgili biraz daha insana dönüşme. Yani hep böyle bir arada işte grotesk, böyle bir canavar ya da işte bir insana benzeyen başka bir yaratık gibi bir durum varken şimdi biraz daha bakış ve ifadeleri daha net. Yani o blur olan böyle birkaç açıdan baktığında gözüken ifadeler değil de tek bir şey söyleyen ifadeler. Biraz daha öyle bir dünyaya gittim son zamanda. Burada bazı çalışmalar var tabii evet. Ama bunların hiçbir sanal değil yani. Sen değil, de en evet. Son bakıp çoğu neler hala nereye... Çoğu work in progress böyle yani hani devam ettiğim çalışmalar çoğu. Bu sergi burada olacak ama değil mi? Burada, yani evet. İstanbul'da. Yurt dışı ile ilgili de farklı planların planlarım var. Var. Yani o oradan mesela İtalya ile ilgili planlarım var. Bilmiyorum daha çoğu proje yapıyorum. Erkut Terliksiz ile bir dahaki sergisine kadar ayrılıyoruz. İlk bakışta sevimli mi sevimli, içindeki karanlığı dışarı sızdırmayan kahramanların da yanına alarak bize veda ediyor.